Bir hafta öncesinden de geleceği söylenmişti. Ee, ancak sabah dün de uyarıldı, araçlarınızla dışarı çıkmayın denildi. Mümkünse İstanbul halkı için. Biz de araçlarımızla dışarı çıkmadık. Toplu ulaşımı kullandık. Ama sabah 6.25'ti evden çıktığımda, gazeteye vardığımda 9'a 10 dakikaya vardı ya yoktu. Ee, Bursa'dan yola çıkan bir feribotla benden önce işine gidebiliyordu. Daha hala insanlar sokaklarda, şirin evlerde şöyle bir baktım arkadaşlar şimdi ekrana verirler mümkünse eğer. Sadece bir durakta. İnsanlara toplu ulaşım kullanın denildi ya. Sadece bir durakta bunu ben çektim sabah. Bir durakta 39 sefer iptal. 39 seferin içinde de bakın şu değil mesela 89K 730 iptal, 747 iptal, 8 iptal, 814 iptal, 824 bunlar değil. Hepsini bir tane aldım. Sadece bir taneyi baz aldığımda 39 tane sefer iptal yani şirin evlerden başı Başakşehir, Bahçeşehir ee ve o istikamete giden araç yok. Gerekçe yok bilinmiyor. Otobüs şoförlerine soruyorsunuz yani yollar tuzlanmamış diyor. Kim tuzlamadı deyip biraz daha derine indiğinizde bana sorma kardeşim diyor ben ne bileyim diyor sen de görüyorsun zaten durumu diyor. Kar küreyen araca soruyorsunuz. Ne zaman buradasın? 8.40'da gelmiş memur gibi. Düşünebiliyor musunuz? Yani <laughs> İstanbul halkından sonra sokağa çıkıyor kar araç. Her şey çok güzel olacak diyorlardı. Hakikaten her şey dedikleri gibi sonunda ünlemle birlikte çok güzel olmaya devam ediyor. Bir şey daha söyleyeyim ondan sonra sözü size devredeyim. Mağdur bir İstanbullu olarak nerede şu gazete? Burada. Bu gazete Aydın Doğan'daydı. Şimdi her gün kendisine eee saldıran CHP, kanallarına çıkmayan, Demirören kanallarına çıkmayan ve bunu da kendi yandaşlarına canım bu gazete tırnak içinde söylüyorum. AKP yalakası o yüzden çıkmıyoruz diyen denilen Demirören'in gazetesi. Kar var çile yok diyor. Kar var çile yok. İstanbul her şey tıkırında diyor. Evet sen toplu taşıma araçlarıyla gelmişsin. Ben Aracımla geldim. 10 kilometrelik mesafeden geldim. Ve 3 tane toplam belediye otobüsü gördüm. Bir tanesi iki şeritli yolda bir şeridi kaplayacak şekilde arızalı bekliyordu. Şimdi tamam her şey çok güzel olacak, şöyle olacak böyle olacak. Tamam havalar iyi olduğu zaman e, belki yüzlerce belediye seferi, otobüs seferi vardı yüzlerce otobüs seferi içerisinde bir tane, iki tane, üç tane otobüsün arıza yapması belki tolere edilebilirdi. Ama zaten dediğiniz gibi onlarca sefer zaten iptal edilmiş. Yapılan seferler içerisindeki otobüsler de eğer bir de yolu da kapatacak şekilde yani tamam insana insanlık hali bir otobüs bir arıza yaptı diyelim. Hızlı bir şekilde tamir aracını gönderirsiniz. Çekiciyse çekiciyi yollarsınız. Bir de o otobüs sebebiyle yolu da, trafiği de kapatıyorsunuz. Ama neresinden bakarsanız bakın, İETT'si olsun, diğer iştirakleri olsun, İstanbul Belediyesi ben 1989'daki Nurettin Sözen İstanbul Belediye Başkanı dönemine benzetiyorum. Murat Karayalçı'nın Ankara'daki belediye başkanlığı dönemine benzetiyorum. Bunlar kazanmışlardı 1989 yılında CHP'den o tarih itibariyle SHP'den anavatandan almışlardı. İstanbul, Ankara, İzmir hepsini almışlardı. Ama sonrasında 1994'te Milli Görüş Refah Partisi bu belediyelerin büyük çoğunluğunu o SHP'den almıştı. Ankara'yı alınmıştı, İstanbul'a alınmıştı. Dolayısıyla bir benzerini tekrar biz 2019 yılındaki mahalli seçimlerde o CHP'li belediye adayları biraz da hile yaparak, biraz da kirli ittifaklara soyunarak, HDP'si, İyi Partisi, CHP birlikte hareket ederek belediye başkanlıklarını Adana'da, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, İzmir'i saymıyorum, İzmir daha evvelden de Zaten CHP'deydi. Ama bu saydığım iller AK Parti veya MHP'de olduğu halde, Adana MHP'deydi. Olduğu halde bunları CHP kazanmış oldu. Ama şimdi şu an bakıyoruz, hizmet olarak ne var? Adana dediğiniz zaman benim aklıma sadece şu geliyor. Salgın döneminin 3. 4. ayıydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklama yapıyordu. Salgına karşı ee, hastaneler... Prefabrik hastaneler açmayı düşünüyoruz diye o tarihlerde bir fuar alanını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı standları iki tane sedye koymuş oraya bakın biz yaptık bile diyerekten halkın karşısına çıkmıştı ya e onunla hatırlıyorum onun dışında da Adana Belediyesini ben hatırlamıyorum e Ankara Belediyesinde rakı festivali vardı onun. Onu muyum, onlar zaten onlar için Portakal klasik klasik uygulamalar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın neyini hatırlarsınız derseniz, halk ekmeği daha bir hafta önce 1.25'lik halk ekmeği 2 liraya çıkartmasıyla belki hatırlarız. Veyahut da oradaki işçilerin işlerine son verilmesiyle hatırlarız. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun vukuatları zaten İETT otobüslerinden başlayın. O bir önceki kar yağışında insanlar İstoç'un orada ee, Harami Dere'de veyahut da burada Basın Ekspres yan yolunda 8 saat, 10 saat, 12 saat insanlar araçlarının içerisinde kurtarılmayı beklemişlerdi. En sonunda da araçlarını terk edip evlerine başka imkanlarla gitmek zorunda kalmışlardı. Ama aynı saatlerde Ekrem İmamoğlu İngiliz elçisiyle bir balıkçıda yemek yerken yakalanmıştı. Önce inkar etmişti. Yok biz yemek falan yemedik. O eski bir görüntü şeklinde yakın çevresinin bir açıklaması olmuştu. Devamında da kamera kayıtlarıyla o gün yemeğe gittiği hatta daha su var daha vahimi var. Bir kar küreme aracını da kendisinin gireceği balıkçının önünü temizlettirmek için görevlendirdiği ortaya çıkmıştı. Hani başka bir şey olur. Ya kardeşim gizli bir toplantımız vardı. Çok önemliydi. işte kredi alacaktık vesaire vesaire vesaire. Bilinmesini istemiyorduk. Piyasanın bozulmasını istemiyorduk. Bu tür yalanlar da bunlar uydururlar. Onun için ben de onların önünü almak için söylüyorum. Bu tür yalanlara da başvurabilirlerdi ama kar ilk defa yağmıştı İstanbul'a bu yıl içerisinde. Şimdi bakıyorsunuz Kar küreme aracıyla oraları temizliyorlar. Hatta kar küreme aracı yemek sırasında da orada parkta bekliyor. bekliyor. Aman işte Bakan tekrar. aracı gibi. Evet. Kar tekrar belki bastır Açılan yol tekrar kapanabilir diyerek. Ama aynı saatlerde burada basın ekspresi yan yolunda insanlar kar küreme aracı veya tuzlama veyahut da artık kurtarma için belediyenin ekiplerini bekliyorlardı. Dolayısıyla beceriksizlikleri ortada ama bunun dışında şov yapmaya sıra gelince de şovun da kralını yapıyorlar. Aynen Murat Ongun'un yaptığı gibi o kar sebebiyle burada insanlar mahsur kaldığında sosyal medyada insanlar birbirlerine ya biz burada mahsur kaldık bir duyuru yapılamaz mı belediyeye vesaire denildiği zaman Murat Ongun İsviçre'de kayak merkezinden biz sahadayız çalışıyoruz Öyle masa başında hüküm kesmeyin diye önce bir tweet paylaştı. Sonrasında soruşturulunca beyefendinin sahada değil kayak merkezinde olduğu ortaya çıktı. O dakikadan sonra o dakikaya kadar saklıyordu, gizliyordu. Cenevre'de olduğunu, kayak merkezinde olduğunu gizliyordu. Paylaşımında diyordu ki biz sahadayız, çalışıyoruz diyordu. Sonra bir vesileyle kişinin kayak merkezine tatile gittiği ortaya çıktı. O olaydan sonra da ben beklerdim ki hemen ertesi günü apar topar dönsün gelsin İstanbul'a. Ya her şey çok güzel olacak diye biz geldik. Şimdi bir hata yapmışız bari hatamızı telafi edelim demesi gerekirdi. Takriben bir hafta sonra arasında geldi. Hatta dönmeden önce de bir de Fransa turu da yaptığı iddia edildi. Döndükten sonra da Ekrem İmamoğlu'yla arasının açıldığı bu sebeple söylendi, edildi. Fakat şimdi hala görevine devam ediyor. Ama bu tekil bir kişinin tek başına sadece onun hatası diye ekip olarak zaten Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin hemen tamamı şov peşinde koşan, Cenevre Kayak Merkezi'nde tatil yaptığı halde biz sahadayız, çalışıyoruz kardeşim diyebilecek yalanları söyleyen insanlar. Aynen daha iki gün önce işte Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekili, İstanbul Belediyesi'nin bir iştiraki olan, bir yan kuruluşu olan metro güvenlikte, metroların güvenliğinden sorumlu şirkette çalışan bir kişiye kendisinin şahsi bir tartışması sonrasında işinden etti. E çıksın şimdi biz dün 10 dakika konuştuk. Başka gazeteler yazdı, televizyonlarda konuşuldu bunlar. Sezgin Tanrıkulu çıksın, davette bulunduk. Dedik ki ya çıkart, benim hiçbir dahlim yok diyorsun. Bu işçinin işten atılmasıyla ilgili Sezgin Tanrı kulu olarak ben kimseyle görüşmedim diyorsun. O zaman ben de diyorum ki o tartışmanın geçtiği saatin sonrasında iki saatlik, üç saatlik bir zaman diliminde bir HTS kaydını kendi cep telefonundan çıkart gönüllü olarak de ki biz böyle dürüst insanlarız. Bir tane telefonun varsa bir tane telefonun, iki tane varsa telefonun, iki tane telefonun kayıtlarını çıkart bakın görün hiç kimseli, hiçbir yetkiliyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden veya güvenlik şirketinden kimseyle görüşmedim diyebiliyorsan e biz de diyelim ki ya Sezgin Tanrı kuluna haksızlık etmeyelim diye biz de kendi sözlerimizden özür dileyelim. Ama bunlar kamera kayıtları ortaya çıktığı zaman ne diyorlar? Ki önce inkar ediyorlar. Biz yemekte buluşmadık diyorlar. Kamera kayıtları çıkınca o kamera kayıtlarını Kimin sızdırdığını biz biliyoruz. Biz onlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Özel hayatı ihlal etti bunlar diyorlar. E sen inkar ediyordun. Şimdi sen Tanrı kulunun da belki görüşmeleri şu veya bu şekilde kimle görüştüyse onun belki yarın öbür gün bir yerde ağzından kaçırmasıyla ortaya çıktığı zaman ah siz bunu yazamazsınız. Bu özel hayatı ihlaldir diye karşımıza çıkabilirler. E ben burada tabii CHP'li seçmen, CHP'li bir adaya oy vermekte haklıdır. HDP'li bir seçmen de belki vermekte, oy vermekte haklı olabilir. Ama iyi Partililer HDP'nin olduğu, CHP'nin olduğu bir yerde niye varlık gösterdiler? Saadet Partisi'nin 100 bin seçmeni niçin Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır aldı? 50 bini kendi adayına verdi de diğer seçmenleri niçin Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Bunlara ben hayretle bakıyorum ve bir sonraki seçimde inşallah böyle bir hata, böyle bir yanlışa düşmezler diyorum. AK Partili dönemde bir sürü yıllar geçti yani. Öncesinde Refah Partili, sonra Fazilet Partisi kısa bir dönem, arkasından da AK Parti ile İstanbul yönetildi. E kar yağdığını da gördük, sellerin aldığını da gördük. Ama böyle bir beceriksizlik iki buçuk yıl içerisinde bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar beceriksizliği ve o beceriksizlikler yaşanırken de o yetkililerin de tatilde, kayak merkezinde veya Bodrum'da tatilde olduğunu biz ne Kadir Topbaş rahmetli de gördük ne ondan önceki işte Tayyip Erdoğan da belediye başkanlığı yaptı. Diğer isimler de yaptı. Kısa dönemli mi? Evli Tuysal yaptı. Biz onların döneminde İstanbul bir sorunla mücadele ederken belediye başkanlarının veyahut da yetkililerinin kayak merkezinde olduğunu görmedik. Ama Ekrem İmamoğlu ne dedi? Benden önceki dönemin genel sekreterinin yazlık, kışlık, baharlık ayrı ayrı lüks araçları varmış, makam araçları varmış dedi. Hem onları gösteremedi hem de kendisinin Sözcüsünün Cenevre'de 10 günden fazla kayak merkezinde tatil yapmasının hala hesabını da veremedi. Düşünün yani Ertuğrul Özkök bile adam diyor ki ya biz eskiden 5 adımda bir ekspresso içerdik. Şimdi dolar arttı içemiyoruz dövizle Avrupa'da paramız pul oldu diyor. İBB'nin basın sözcüsü Cenevre'ye gidiyor oradan para e.